Ablam selamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar. Efendim, bir parmak bastı programımıza da hoş geldiniz. Konu ve konuklarımızla yine karşınızdayız. Yine dertlilerin derdine deva olacağız. Gelin konuklarımızı hep beraber hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ünlü Kadın Kolu Derneği Başkanımız Cevriye Süsler. Hoş bulduk. Ve programımızın müdaimi tatlı mı tatlı, şeker mi şeker, her işte bir parmağı olan Cevdet Parabula. Teşekkürler Ayça'cığım, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Ve Profesör Doktor Mümtaz Elvermeyen. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Gün geçmiyor ki acı bir olay yaşamayalım. İşte yine acı dolu bir an. Kocasından dayak yiyen mağdur bir kadın. Gülnaz Kınalı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim, başınızdan nasıl bir olay geçti anlatabilir misiniz acaba? Ben bir gün evdeydim, geldi bana eliyle değil davayla vurdu. Davayla. Ayça Hanım ya, bunun beyin gitmiş ya. Vallahi bunun beyni kan mı gitmiyordur nedir, ne biçim dövmüşler ya bunu. Evet efendim, gerçekten çok trajik bir durum. Ama çok enteresan bir durum var. Gülnaz Kınalı'yı döven eşi Mülayim Bey şu an hattımızda. Evet Mülayim Bey, sizi dinliyoruz. Alo, sesim geliyor mu? Evet geliyor Mülayim Bey, sizi dinliyoruz. İyi günler Ayça Hanım, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. İyiyiz inşallah, siz nasılsınız efendim? Biz de iyiyiz efendim. Evet sizi dinliyoruz. Şimdi efendim biliyor musunuz, ben yorgun, argın, yani bitmişim artık. Karnım da çok aç, eve girdim. Baktım bizim karı elinde çekirdek, karşısında televizyon oturmuş, seyrediyor. Tabii, tavayı da dayanamadım, bir tane yavaşça vurdum. Bu da duvara çarptı, aldı eline tavayı, başına vurmaya başladı. Yoksa ben bir şey yapmadım yani. Ay çocuğum bir saniye ya. Ya siz bu kadının haline mi inanıyorsunuz? Bu şaftı kaymış ya bu kadın. Ne olmuş ya buna böyle? Ne biçim dövmüşler ya bunu? Bir de bu adamın dediklerine mi inanıyorsunuz? Sen otur yerine, durma, konuşma. Terbiyesiz. Efendim gerçekten gördüğünüz gibi anında kefal yazısı var. Evet. Bizim hiç kefal yazısı olmadı ki ya Allah'la. Alo. Evet Mülayim Bey. Ayça Hanım, benim hocama bir sorum olacaktı. Evet, sizi dinliyoruz. Öncelikle değerli hocam Mümtaz Elvermeyen, sizi çok seviyorum. Bütün programlarınızı seyrediyorum. Allah size razı olsun. Evet, şimdi soruma geçmek istiyorum. Evet, buyurun. Malum önümüzde Kurban Bayramı var. Evet. Malum Kurban Bayramı'nda da kurban kesmek lazım. Malum işte insanın canı et istiyor. Malum bizde de para yok. Yani malum kurban kesmesek bu günah mıdır, sevap mıdır? Onu çok öğrenmek istiyorum. Şimdi? Ya bir saniye hocam. Ya böyle, yani karısını böyle dövenin. Hacıyla hocayla işi olmaz. Evet. Lütfen sakin yani, olalım. Kadınlara sen niye el karışıyorsun? Kılıyorma, otur yerine, sus. Bir saniye. Sakin olalım. Bir saniye. Evet. Kadınlara el kalkmaz. Kadınlar çiçektir. Onlar öpülür, sevilir. Ya böyle sabrımı taşıyorlar ya. Eliyle değil, davana vurdu. Davana. Ya yazık ya. Kadıncağıza yazık, yemin ederim ya. Hocam buyurun hocam ya. Şimdi. Hocam sevaptır diyorsunuz, evet sevaptır diyorsunuz, evet. Ben öyle bir şey demedim. Günahtır diyorsunuz hocam, evet kurban kesmek günahtır. Allah Allah, ben öyle bir şey dedim mi ya? Hocam günah mıdır, sevap mıdır artık öğrensek yani. Ya bir git konuşma ben sana ya. Ya Ayça'cığım ne yapıyorsun ya sen? Allah Allah, hocayı küstürdün kendine. Ne yaptım ben? Vallahi çarpılacaksın ya. Hocam lütfen canlı yayındayız. Cayır yanacaksın canlı. Gördüğünüz gibi hocam canlı yayındayız, lütfen artık. Sorunuzun cevabını alalım. Evet konuşun hocam. Canım ama. Evet konuşun lütfen. Tamam. Şimdi tabii ki imkanı olanlar kurban kesmeli. Ama imkanı olmayanlar ise paya girebilir. He. Ama ona da imkanınız yoksa kesmeyebilirsiniz. Allah senden razı olsun hocam ya. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Sen olmasaydın ne
yapardım bilemiyorum yani. Beni kurban da kesecekti, davanan kesecekti. Davanan, 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 davanan. Hocam ne yapıyorsun ya? Neresine kuruyorsun ya? Allah Allah, bilgisiz bilgisiz davranıyorsun burada ya. Evet, şimdi sıra kadın kolu başkanımız Cevriye Hanım'da. Efendim, kulübünüz hakkında biraz bilgi alabilir miyiz efendim? Tabii. Biz böyle sokakta kalmış mağdur kadınlara, kocasından dayak yiyen kadınlara yardımcı oluyoruz. Efendim, değişik etkinlikleriniz varmış. Onlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Evet, dikiş yaptırıyoruz, kitap okutuyoruz ve resim yaptırıyoruz. Cemiye Hanım, ben de katılabilir miyim? Erkekler için değil burası. Ya olsun ya, sanatın kadın erkeği olur mu ya? Sanat herkes içindir. Evet, ben efendim. Ben de davayla alır mısınız? Ya davayla. Tabii işte. Tabii, herkes alıyor. Efendim, işte. Şimdi programımızı şenlendiriyoruz, şekerlendiriyoruz ve konuyu ünlü astroloğumuz Ali Bey'e getiriyoruz. Efendim, bu ay hakkında sizden biraz bilgi alabilir miyiz? Efendim, malumunuz Aralık ayındayız. Aralık ayında doğmayınız. Çünkü neden mi? Aralık ayı musibet, felaket ayıdır. Aralık ayı içine çeker musibetleri. Aralık ayında doğmayınız. Anlaşıldı mı? Alright? Ya kardeşim, Allah işine ne karışıyorsunuz siz ya? Ya vallahi hocam haklısın ya. Allah'ın işine karışılır mı ya? Doğum tarihimiz aralığa denk geldi. Ne yapacağız biz? Doğmayalım mı? Bekleyin efendim, orada. Bunu ben demiyorum. Bunu bilim söylüyor. Ya başlatmayın hocam. Ayça Hanım. Evet. Bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Bizim Gülnaz var ya, Gülnaz. Evet. O da Aralık'ta doğdu, Aralık'ta. Gülnaz Hanım, Aralık'ta mı doğdunuz? Vay zavallı bak. Aralık'ta davanan doğdum. Davanan doğdum. Davanan, davanan. Allah'ım, bunun beyni işlemiş dava. Dava beyni işlemiş. Evet. Davayla doğduğunu, davayla da öleceğini sanıyor ay. Evet, gerçekten kefal bir tavaymış. Bayağı evet. Da sertmiş. Keflon olması evet, gerekiyor. Efendim, gerçekten çok enteresan bir durum içindeyiz. Gerçekten şu an... Ayça Hanım. Yani Ayça gerçekten şu an... Ayça! Vallahi be! Sabahtan beri beni konuşmuyorsun. Vır 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 kendin konuşuyorsun. Zaten domuz gribi salgını var diye gelmeyecektim. Kadın programları artık benim için bitmişti. Bir daha da gelmeyeceğim. Efendim, lütfen sakin olun. Yerinize oturun. Daha... Oh my god! Ya ne oluyor ya? Zaten kadının beyin gitmiş. Davaynan gitti. Gitti. Davaynan. Allah'ım, beyni işlemiş bu dava ya. Dava işlemiş. Efendim, ben Ayça. Yarın yine aynı saatte, aynı günde ekranlarınız başında Parmak Bastı programında olacağım. Teşekkür ederiz. Evet, siz doğrulayabiliriz. Hoş geldiniz ve güle güle. Thank you Şekerim. Çok güle seviyorum Türk halkı. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Evet, güle güle. Acaba reytikler nasıl, çok merak ediyorum. Ayça Hanım, ne yapayım ben? Ay, ne yapayım ben? Gelirken buraya bana mı sordun? Sizi kollayacağız dediniz. Ay, kollayacağız dedik de alıp evime götüreceğim demedim herhalde. Ben ne yapayım? Evime gidiyorum. Ne yapayım ben?